Bismillahirrahmanirrahim. Ulug Tanrı Teala'nın adı bilen başlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine de bu kısmette Abdullah Ganizade sizlerin hizmetinizde. Dostlar, birinci bölümünde bizler Bernami Word'u tarif ettik ve ne rakam açıp biliyoruz onu öğrendik. Ve geliyoruz bu bölümünde Bernami Word'u açıyoruz. Avvalin ikinci kısmını ameli şuru ediyorsun de. Geliyoruz Bernami Word'u açıyoruz. Bernami Word'u evvelin bari ki Bernami Word'u açsak karan dostlar üstüne double click etsem Bernami Word açılıyor. Zamanı ki Bernami Word açılıyor. Geliyoruz bu kısmatı görüyorsunuz dostlar. Şu kısmatta bu benim blank document. Blank document ve başkaları hem mesela bu hali, bir document hali. Başkalar var hem mespor. Yani template deyiliyor bunlara. Bana şundan başka hem mesne template deyiliyor. Yani bir namuni kari. Avaldan bazı namun, bazı cedveller, bazı zatlar bu şekli namunevi programın özünde ders bulan. Bunlardan istifade etmiyoruz. Geliyoruz bunlar bir blank document alıyoruz. Yani bir sened hali alıyoruz. Yani bazılar açıyor bir hali safa alacak diyor. Document safa eden yok dostlar. Zamanı ki sizler blank dokümenti alsanız bir dokümentin içinde 100 sayfa 200 sayfa sizler icat ediliyorsunuz. Mecmuaya safahat ne oluyor? Bir doküment oluyor. 100 tane safhanız ne bir doküment deyip biliyorsunuz. Ama bir safhanız ne bir doküment deyip bilmiyorsunuz. Bir misal versem sizlere dostlar. Defterlerde işliyor dostlarımız kop kirli saçılıyordur. Bana X'te görüyorsunuz. Bana bu kısmat dosya mesela. Bana şu kısmat. Bir misal verin. Zinde misal. Bana şu envarin içinde koyulan, bana şu almarin içinde koyulan, bana şu kısmet dosya. Şu dosyanın özü dokument. Son içine çıkarsanız 200-300 sayfasının içinde koyulan. Her sayfasına son page diyoruz. Yeni özüne dokument diyoruz. İçinden en basın, içinde son sayfalar var. Şu şekilde bunun özü hem bir dosya. İçinde son bunlar sayfahatı kop bilen sayfalar icat edebiliyoruz. Kop geplemeli gelelim üstüne burada fikir getiriyoruz. Zaman iki üstüne klik etsek Bernami Word şu hazır açıldı. Dostlar. Şimdi geliyoruz bizler dersimiz home'dan şuru ediyoruz. Kablezi ki ben home'dan edip versem bazı zatları sizlere marifi etsem. Bana bu kısmatı ne diyor? Bu kısmatı ne diyor? O bu kısmat ne mi? Bana bu kısmat ya bu kısmatları marifi etsem. Avali kısmat görüyorsunuz document one word bitilen. Bu kısmatı benim title bar diyor. Ne diyor? Title. Title bar diyor. Yani title bar ne ama? Gerçi ben Farsi dilinde tedris edip öğrenirim. Farsi'de tercüme etsek title bar ne var? Unvan. Yani şu unvanı gork ediyorsun kısmatına document title bar diyor. Yani her ağda sizler şu mesela şu hazır şu safhada bir bilen hat bittiniz. Kaçı safha icat ettiniz. Bunu saft et koysanız. Ne ama kayısı ağda saft etseniz şu ağa çiğre geliyor. Mesela bir misal versem. Mesela şu title var mı saft edecek. Geliyoruz, save ediyoruz, browse ediyoruz. Desktop'un yüzüne bir adı saft edecek mesela. Karanında ben ama Ganizade. Ganizade. Görseniz bana şu kısmatta document tabdil oldu. Neyme tabdil oldu? Ganizade'de. Pes bu manan veriyor ki şu failin özüne, şu safhanın özüne her adı saft etsek şu adın özü şu kısmatta title vardı görünüyor. Şu için title var diyorlar buna. İkinci kısmata ben ama tabs hem diyor. Tabs ya menus hem diyor. Her kayıs alayda bir tab insert, bir tab bir alam dersi var. Design içine girip biliyorsunuz layout. Her kayısı bir bakış. Her bakışın özünün alayda alayda işleri hem var. Son her tabın üstüne kadar mesela ben ettim tab dedim. Bunu dahil kavsalayayım. Bunun özüne ettik kitap. Doğrusu mu? Son tabın içine her kayısının içine girseniz alayda alayda commandlar var. Command diyor bunlara. Command diyor. Commands diyor. Yani desturat. Bizler destur veriyoruz. Bana bunu iş et, bunu iş et. Mesela karan bunu intikap ettik. Bir nefere iş veriyoruz yani. Bir nefere iş veriyoruz. Açıyoruz bana bunu. Bu gilasal da öyle elde koy. Dürüst mü? Ya bu hatı bırakan bit. Bir şagirdimiz olsa bizler özümüz şagirdimize destur veriyoruz. Bizler hem kompüter'e destur veriyoruz. Command tip destura diyor. Karama şunu intikap edecek, kompüter'e destur verecek. Bana şunu intikap ettim, bana şunu üstüne kliyat diyor.
Özünəməti xatı dəbəl etdi. Pəs mən dəstur verdim. Bunlara commands diyor. Command deyip birine command diyor. Commands desturlar kopdu. Her kara desturat diye bunların hepsine commands diyor. Cembalon için es izaf ettim. İkinci geliyoruz. Bu kısma da bana ruler diyor. Ruler hacet de hemeniz biliyorsunuz. Hatkeş mana veriyor. Son bu kısma da bana scroll bar diyor. Scroll barın özüne hem mana veriyor. Scroll bar aşağı ve yukarı diyor. Aşağı ve yukarı akitmeklik için kerserin özün safan özüne aşağı ve yukarı akitmeklik için istifade oluyor. Bana bu kısmı da hem ben ama page diyor. Page diyor. Mesela fikir edin 100 tane safa basılırdı. 100 safanı öze bir dokumentin içinde oluyor. 100 tane safanın özünü bir dokument yatılabiliyorsunuz. Ama bir safanın özünü bir dokument deyip bilmiyorsunuz. 100 tane safhanı olsun bir dokument. Yani 100 tane safhanı sizler bir dokumentin içinde icat ediyorsunuz. Yani dersin avalında hem aydın geçtim. Pes geliyoruz dostlar indi dersimizi hamdan şuru edelim. Geliyorsun de dostlar bir mevzunu hem bu cür yanda sizlere aydın geçsem eğer de kayıs savalınız olsa benim WhatsApp şumaram bana bu WhatsApp şumaram 84 33 98 19 WhatsApp ve sorularınız varsa WhatsApp'ıma yüverebilirsiniz. Koşşedin dostlar WhatsApp'ıma yüvermen. Şu her filmi kişiler benim YouTube sayfamdan görüyorsunuz. Şu film haysim filmde haysi derste müşkül olsa YouTube'ıma barın da şunun komentinde şun aşağında komente yazın sorularınızı. Tiz fırsatta cevap verin inşallah. Facebook'uma mı benim Abdullah Gani'de var YouTube'uma hem. Geliyor sonunda dersimiz şuru etiyoruz kısmet hamdan. Bir yerde görüyorsunuz biri cut var, biri copy var, birisi format printer, biri hem paste var. Görüyorsunuz mesela ben şu kısmete ben ama Afganistan yazdım. Gelin şu Türkmenistan yazalım. Bezu hemeniz Türkmen geplavutu çıplın Türkmenistan. Şu Türkmenistan ki yazdım fikir edin bana şu Türkmenistan'ı men kat edip alacak. Şunu intikal verecek bana bu kısmata bana biri. Şunu intikal verecek biri. Yani bir yerden kat edip alacak da bir yere taşıyacak. Karan şu hazır eğer ben ketin üstüne klik etsem bilen yok. Hiç iş veren yok. Yani gayri faal. Şu bil bilen yok ki. Ne için gayri faal şayet zihninize gelse ne için gayri faal? Bu hatırı gayri faal ki şu hazır özü bilen yok ki ben ne hemen kat edeyim diyor. Karan indi ben eğer bunu intikap etsem özü biliyor ki ha diyor bana şunu bayat ben ne etsem diyor kat etsem diyor. Karan indi muşakhas ettik bizlere ettik ki bana şunu kat et. Pes bunu intikap ettik. Katın üstünde burada fikir getiriyoruz. Aşağı geliyoruz. Enter. Bana şöyle taşıyacak. Şimdi bir yerden kat edip aldık. Pes diyoruz. Ara. Pes de oldu öyle. Şimdi mesela fikrini dubara mı alacak bunu? Dubara. Şunun yüzünden bir nakıl alacak. Bunun özü hem dursun. Yüzünden nakıl alacak. Copy edecek yüzünden. Pes bunu intikap ediyoruz. Sayıyoruz. Copy. Kerseri bir yerde koyuyoruz. Pes diyoruz. Ara dostlar. Kat bar. Bir kat edip alıyor. Copy bar yüzünden nakıl alıyor. Pes format printer name dostlar. Format printer'in hedefi bu. Mesela gara korun dostlar men gelecek şu hazır bir kaç tane hat bitecek. Görüyorsunuz şunca hat yazdım ben şu yere. Bu hatı ne yazdım ben? Masavi rand kavşuru kavşbeste enter olursan hemen paragrafı otomat getirip veriyor. Yani bu paragraf oldan amada bul. Mesela görün bana şu kısmatın rengini tağır verecek ben bana kızıl renk ettim. Bu kısmat kızıl renk, başka kısmatları kara. Şimdi ben ne edecek? Kopya at, hatın özünü kopya ediyordu. Kat, hatın özünü kat ediyordu. Ama bu defa format printer'in bir alaydı vazifesi var. Bana şu, bu defa ben bana şu kısmat şu kızıl bulan hatın hemesini intikap edecek. Bana sırf namesini kopya etsin, rengini kopya edip versin ki bunların üstüne taşılarım yani. Pes o surette bunu intikap ediyoruz dostlar. Bunu ki intikap ettik. Hedefim bu ki bana şunun rengini kopya etsin. Bunların üstüne taşlasın. Pes format printer. Avaldan ahir için intikap edip taşlıyoruz. Dubarı işle korku edin dostlar. Ara. Bunu intikap ediyoruz. Pes format printer'in üstüne kilit edeceğiz. Kerserin şekli hem tağiriydi. Karanında. Bana şeyleri intikap edip kaçıyoruz. Tabi bir reçelik. Orsan hemen kızıl oldu. Yani bunun kızıl rengini kopya edip aldı da hemen taşlap verdi. Geliyoruz bir yerde bana mı? Font. Mesela bir yere bitiyoruz ki
Afganistan. Afganistan. Afganistan'ın size'ını ketteçek. Aval fonttan aval hatın işlerin. Yani andazasının üstün işlerin. Kette olsun, küçük olsun, kança olsun mesela. Afganistan'ı intikap ettik. Geliyorsun mesela size 20, 6 olsun, 20, 36 olsun. Her andazı ki, her size ki özlerini isteseniz bir kısmette var. Mesela 28 olsun. Bu kısmete geliyoruz fontun üstüne. Zamanı ki fontun üstüne gelsek, anva ve aksam. Dürülü dürülü hatlar var bunun içinde. Mesela kara bu hatı intikap edecek. Şikast intikap edecek bu şekilde. Ne? Geliyoruz. Bunu intikap ediyoruz. Hulasa kop bahsedecek tel. Yani intikap ediyorsunuz. İntikap etmesen hatı tahlil vermiyor. Aval intikap ediyoruz. Son geliyoruz bunun üstüne. Karan dostlar mesela ben birini intikap edecek. Geliyoruz geliyoruz birini intikap edelim. Mesela şunu intikap edecek. Mesela şunu intikap ettik. Bul bar zamanı ki intikap ettim ben. Gelin anda şunu tahir verelim. Times New Roman. Bir geliyoruz karan bir kısmatla increase font. Increase font size. Yani şun hati ki intikap edip duruz. Bir kili gelsek bu increase afzayış mana veriyor Farsızda. Yani kubeltmek. Endazını kubeltiyor. Endazını yukarı iltiyor. Karan. Bir kili gelsek yukarı gidip duruyor bir şekilde. Bunun üstüne kili gelsek bir derece aşağı gidiyor bir şekilde. Bu şekilde. Düşündünüz dostlar. Bu küçük diyor, bu ketel diyor. Bir yerde var, bold. Kısmet tekmille sonuncusuna gelirse dostlar. Bold. Bold pur renk ediyor. Görüyorsunuz galan. Şu hazır intikap ettim. Galan da ben bold'un üstüne gelirsem. Kemi azıcık şu hata intikap olan hata debelet veriyor. Bu şekilde. İtalik azıcık kecet veriyor. Underline aşağına var line taşlap veriyor bu şekilde. Strict true ortasından bir hat taşlıyor. Yani bazı hatları ki kompüterde galat bolsa şu çelik pancayına şu alamattan istifade ediyorlar. Birisi var bana ama subscript, superscript. Mesela karanında ben bir yerde bir çek h, do, o. Ki mektepte kubiş okuyunsunuzlar. Formula ab. Suğun formülü şu. Hidrojen mi nem, oksijen bir bela. Şimdi bana şu ikinin özü küçük bolsun da aşağıda gelsin dostlar. Pes şu ikiyi intikap ediyoruz da bana bu subscribe'in üstüne gelirsek aşağı geldi gördünüz mü? Eğer ben şu hazır bilsem bistedu. Hedefim bistedu değil. İki batavan iki. Du batavan du bayat bolsun bana şu hazır. Du batavan du bolsun. Son geliyoruz. Du batavanı du bolsa ikiyi şu hazır hem mekim okuyorsa 22 okuyor buna. Ya 22 okulmasın. Bana bunun özü tavan olsun. Yani küçücük yukarıda gelsin. İkiyi intikap ediyoruz. Hayır. Super script'in üstüne burada fikir geçiyoruz. Karan kısmatta yani duba tamamen duba oldu. Şimdi bu kısmatta bana ama bunu bu kısmatta bir iki kısmatın işler geçecek. Ahirlerine çünkü özünüz görün son için müşkül zaten de. Mesela bir yerde geliyoruz. Bir paragraf alıyoruz. Enter. Bir ek paragraf aldık. Geliyorsun da karan bunu istifade edin. Ayrıca size'ını yok oraltayım. Her rakam efekt diyor buna. Efekt tesirat. Her rakam tesiratı, her rakam efekti üstüne getirip biliyorsunuzlar. Mesela garan outline'ı bolsun mu bolmasın mı garan. Taşının hatı sarı oldu, kızıl oluyor. Shadow taşlar biliyorsunuz sağa bolsun mu bolmasın mı. Reflection inikas ediyor bu şekilde. Avalından ahire çok öldüğünüz işler korun dostlar. Onun için mühim zatlar. Çünkü için çok bahsedecekler üstünde. Bir yerde var bana sentence case. Change case. Change case bu cümlenin halatını tغيir veriyor. Özünüz şayet İngilizce okuyun bolsanız İngilizce de kanun var ki bazı vakitler haysi vakit cümlenin avalının harfi aval bayat harfi avallanıcı harfi bayat kette bolsun diyor. Mesela ahir bu nokta bolsun diyor. Başka bolsun diyor. Change case'in üstüne gelirsek bana şu cümlelatı kişi orada tahrir olan, bitilen, yazılan şunun halatını tغيir veriyor. Mesela garan gelsek bir de Sentence case'in üstüne kilitlesek hiç tağırat gelmiyor. Şüphelen şunun öz halatı sentence case. Eğer ben gelsem aysam lower case. Eğer lower case'in üstüne kilitlesem şu cümlelerin hemmesinin harflerini küçük ediyor. Karan hemmes küçük oldu harfe. Eğer üstüne upper case isem der macmu hemmes kette oluyor. Kara korun. Eğer isem capitalize each word. Capitalize each word'un üstüne kilitlesem lügatların oval harfi kette bölüyor, başkaları gizlik bölüyor. Karan, üstüne kilgesim lügatların her lügatın oval harfi kette, başkası küçük. Toggle case serçepesi.
Aval harf eğer toggle kesin üstüne kilgesem aval harfi gizik bölüyor, baki mandası kette bölüyor. Doğru. Aval harfi gizik, baki mandası kette. Pes hemişe bayat dostlar sizler sentence case'den istifade edin. Normal halatı sentence case. Mesela musne renk verdik. Size'ını kette ettik. Bold ettik. Şimdi şunun görüyorsunuz bana şu rengi hem gerek gel bana şunun bold'u hem gerek gel. Şunun style'ları gerek gel bana şunun formatları. Bana hem medatın dilisesinde hatın normal halatını bana getirip versin. Pes karan bana şu clear formatın üstüne kilesim hem formatlarını delete ediyor yeni style'ını. Rengine, size'ını hem medadını dili, beynine gidiriyor dedim. Sırf avalkı normal halatını getirip veriyor. Gördün mü böyle? Karan duvarı renk taşılan üstüne kilgedin. Takla verdi. Bu hem renk vermeklik için istifade buluyor dostlar. Highlight hem nişana güzel etmeklik. Mesela şu kısmetin intikap edin. Mesela şu kısmetin intikap edin. Şu kısmeti highlight edecek. Bunu defterlerde işliyor. Dostlarımız kop biliyor highlighting ne vazifesi varlığına. Mesela şu kısmetin intikap ettik. Highlight verecek mesela. Karan. Öyle. Sarı highlight. Bunu intikap edecek, kızıl highlight taşıyacak. Mesela kadar ne bir şekilde. Eğer daha açsanız ki şu highlight gerek derseniz hemmesini bir defa intikap edin dostlar. Hemmesini ki intikap ettiniz mi? Ben şu noktaları intikap üstüne basıp son bunu yeni tartıyorsanız hemmesini evet ki highlight'e gidiyor. İnşallah erte bana paragraf, style, editing hemmesini üçlence kısmatında halas ederse bugün için çelik dersimiz best dostlar. Eğer de kayısı sual olsa YouTube'da barında şu videonun aşağında nazarını yazın. Dostlar yeni hem bir mertebe açıyorum. Benim kanalımı subscribe edin. Nazarlarınız verin. Ve dostlarınız bilen videomu iştirakta koyun. Sağ olun ta üçlence kısmetine çizsizler. Ulu Tanrı Teala tapşırıyorum. Sağ olun Allah yarınız.